Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dinden bahsetmemeli, yani işte birilerinin yanında, birilerine onu anlatmamalı, kimseye bir şey söylememeli, efendim, insanları kendi haline bırakmalı, karışmamalı yani kimseye diyenler oluyor. Bu doğru bir şey midir? Dinen uygun mudur yani? Şimdi efendim zaman zaman İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitaplarından nakiller yapıyoruz. Yine o mübarek zat Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan geliyor. 29. kuşaktan torunudur bu zat. Hindistan'da metfundur. Ve zaman zaman bu zat diyor ki Faruki damarım harekete geçti Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan. Faruki damarım. Evet. Faruki damarım. Ve burada da bu konuyla alakalı olarak da çok celallenmiş, celalli bir ifadesi var. Buyuruyor ki bu ona zaten. Da mı sorulmuş bu? Sorulmuş. Buyuruyor ki Allah-u Teala kimseye karışılmamasını sevseydi peygamberleri göndermez, dinleri bildirmez, insanları İslam dinine davet etmez ve diğer dinlerin yanlış bozuk olduğunu haber vermezdi ve geçmiş peygamberlere inanmayanları azaplarla helak eylemezdi. Herkesi kendi haline bırakır, kimseye bir şey emir etmez ve inanmayanlara azap yapmazdı. Allah-u Teala Müslümanlara insanların İslamiyet'i işitmelerine, Müslüman olmalarına mani olan kafirleriyle cihat etmeyi niçin emreyledi diyor. Niçin emreyledi? Halbuki cihatta kafirler için eziyet ve ölüm olduğu gibi Müslümanlara da var. Kur'an-ı Kerim'de, Vadi-i Şerifler'de cihat için, cihat eden devletler ve şehitler için faziletler, meziyetler ne sebepten bildirildi? İslam düşmanlığı yapan zalim krallara saldırmak, onlara sıkıntı vermek ve Allah-u Teala'nın bu mahluklarını harap etmek niçin emredildi? Nitekim insana kendi nefsine düşmanlık etmesini ve nefislerinin Allah-u Teala düşman olduğunu bildirdi. Ve nefis ile cihad etmeye cihadı ekber ismini verdi. Ve Allah-u Teala neden rızasını ve yakınlığını bu cihada bağladı? Allah-u Teala niçin nefisleri kendi başına bırakmadı? Demek ki bunlar Allah-u Teala'nın düşmanlarıdır. Allah-u Teala nihayetsiz merhametinden dolayı evvela peygamberleri, sonra bunların yerine evliya ve ulemayı, alimleri, davetçi gönderdi. Bunların dilleri ve kalemleriyle sevaplarını, azaplarını bildirerek özür ve bahaneye yol bırakmadı. Allah-u Teala isteseydi herkesi doğru yola iletir, cennete sokardı. Fakat ezelde cehennemi doldurmak istedi. Allah-u Teala'nın büyüklüğünü anlayabilen ona sebebini soramaz. Yani İmam-ı Rabbani Kutası Hazretleri... Müthiş bir cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne varsa hepsini söylemiş ama. Müthiş yani. Yani şey yapacak bir şey kalmamış. Bir şey kalmamış. O dinledikten sonra hadi karışma o zaman yani. Peki böyle söyleyenler, kalbinde imanı olan, olmayan, nefsinin esiri olan kimseler. Nefsini esir olan. Ve bu kimseler zaman zaman her gün televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde okuyoruz. Sokakta görüyoruz falan. Nefsine tabi, sokakta yol vermeyenin aynı şekilde saldırıyor, ona bıçaklıyor, bilmem nesi yapıyor. Kadın erkek fark etmiyor yani bunlar. Nefsine tabi olanlar. Nefsine tabi olanlar. O zaman şimdi böyle söyleyenlere diyeceğiz ki, desek ki hani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin o bildirdiğinden sonra arkadaş bırak insanları hırsızlık yaptı. Niye yakalıyorsun da hapse atıyorsun? Canı sıkıldı hanımını öldür. Ya öldürsün ya boşver ya. Yani canı sıkılmış yani çocuk. Canı sıkılmış çünkü değil mi ya? Yani şey yapma falan. Adam çıplak dolaşıyor ya bırak ya müdahale etme ya. İstediğini yapsın ya falan. Adamın evine gireceksin falan. Ya benim eve hırsız gidiyor ya. Canı sıkılmış işte. Bir şeyler varsa bakacak ya. Karışma karışma sen ona. Hiç müdahale etme ona. Ya nasıl müdahale etme falan. Sen öyle diyordun ya be ağam be. Sen de onunkine gir. Değil mi? Şimdi, sen de onun evine gir. O zaman devletler kanunları niye çıkardı? Değil mi? Yani. Polisi, jandarması niye var? Ya. Niye var? Olur mu şey? Allah Teala bir sistem yaratmış. Bu sistem içerisinde nefsine tabi olup da insanlara zulmeden, nefsine tabi olup da devlet başkanı veya kral olmuş, İslamiyeti yok eden, Allah Teala'ya giden yolu tıkayan, bu kral da olabilir, devlet başkanı da olabilir. Alim kılığında aynı şekilde eşkıya da olabilir. Din adamı kılığında eşkıya zamanımızda çok. Böyle de olabilir. Bunların kötülüğünü ifşa etmek ve Allah-u Teala'nın kullarına doğruyu bildirmek
cihattır, emir maruftur. Ve bunun sevabını mesela kitaplar anlatılıyor, olsun olsun anlatıyorlar. Yani bir kimse Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek, onlara Allah-u Teala'nın dinini öğretmek niyetiyle evinden çıksa, yerdeki, gökteki, havadaki, denizdeki bütün mahlukat ona dua ettiği gibi bu işle vazifeli melekler vardır. O kapıdan çıkarken kanatlarına aynı şekilde sererler, kanatlarının üstüne alır. Arabayla gidiyorsa arabasını tekerlerin altına koyarlar buyuruyor. Bunlar niye bildirildi o zaman? Niye bildirildi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala Habibi sevgilisiydi. Bedir Harbi oldu, Uhud Harbi oldu. Değil mi? Yani. Hendek Harbi oldu. Mekke'nin fethi oldu. Çekti. Huneyn Harbi oldu. Mekke-i Mükerreme'de ne eziyetler, sıkıntılar çekti. Ve yakınlarından, sevdiklerinden çok kimse aynı şekilde şehit oldu. Değil mi? Niye? Şehit oldu. Niye? Değil mi? Niye? Niye? Yani kimseye karışmamak falan. Dolayısıyla bu din düşmanlarının uydurduğu, mesela kimseye karışmıyorsan, o zaman sen gidiyorsun aynı şekilde camiyi basıyorsun, Müslümanları katlediyorsun, makinalarıyla tarıyorsun. Niye karışıyorsun o zaman onun ibadetine? Bir Müslüman kadın, kız başını örttüğü zaman ooo falan filan, niye karışıyorsun o zaman arkadaş? Hani kimseye karışma diyorsun, niye karışıyorsun o zaman? Yani söylediğin değil. Ha, sen sadece kimseye karışma, İslamiyet, Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırmak senin nefsinin, keyfinin, zulmünün yani şeyini bozacak, kimyasını bozacak. Tabii. Senin konforunu bozacak. Dolayısıyla menfaatlerine ters olduğu için işte Mason'u da komünist de bu lafları uyduruyor. İmam-ı Rabbani Kudüs Sözleri ta 400 sene öncesinden bunlara aynı şekilde cevabını vermiş. Peygamberlere tabi olan insanları davet etmekte ve emir maruf nehi münker etmekte de tabi olur. Azın kafirler Allah-u Teala'nın düşmanı olmasaydı buğdu fillah farz olmazdı buyuruyor. Değil mi? Farz olmazdı. İnsanı Allah-u Teala'ya yaklaştıran şeylerin birincisi olmazdı. Evliyalığın ele geçmesine ve Allah-u Teala'nın rızasının ve hubbunun sevgisinin husulüne sebep olmazdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerin eftali Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kafirleri kafir oldukları için sevmemektir buyurmuştur. Hubbu fillah, buğdu fillah diye ayrılmış. Hatta bizden önceki zaman dilimlerinde yaşayan bir alim zat, o zaman çok böyle din düşmanı, gaddar, zalim birisi varmış talebelerine. Talebeleri anlatıyor. Biz hocamızın hiçbir zaman ben dediğini duymadık. Ben dediğini duymadık. Hep nakil yapardı. Fakat bir gün buyurmuş ki o zalimin, o gaddarın ne kadar aynı şekilde azgın, kafir, din düşmanı olduğunu ben bilirim buyurmuş o zat. Talebeleri şaşırmışlar. İlk defa hocamı ben diyor. Ben bilirim buyuruyor. Siz bilmezsiniz demişler. Ben bilirim. Dolayısıyla buğdu fillah, hubbu fillah. Buğdu fillah, hubbu fillah. Hiç kimseye karışmamak fikri, düşüncesi tamamen din düşmanlarının nefsine esir olan kafirlerin uydurduğu bir sözdür. Bir kıymeti de yoktur. Ehl-i sünnet alimleri de bunlara gerekli cevapları da zaten vermişlerdir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.